Allahu Teala fi kitabihi'l kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlama huve ileyküm fi'l kitabi ve fi's-salat. İnne's salate tenha al-fahşai ve'l-münker. Ve lezikrullahi ekber. Allahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahu azim. Değerli kardeşlerim, bugün konumuzun konusu dinin direği, namaz konusu hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunu oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insana hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'a anlat. Olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarımızı biliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde namaz dinin direğidir buyurmaktadırlar. Aziz kardeşlerim, insanoğlu kendini tanımaya başladığından beri ben kimim, ben neyim, nereden geldim ve nereye gideceğim sorularına cevap bulmaya çalışmıştır. İnsanın yaratılış gayesi Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına mutlak manada itaat demek olan ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayetinde alen ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım durmaktadır. İslam'da tevhid, iman akidesinden sonra ikinci olarak namaz ibadete gelir. Namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle dinin direği, iman ve kalbin nuru, saadetin anıları ve müminlerin miracı olarak tavsif edilmiştir. Namaz sürekli bir yükseliş ve yüceliştir. Mülkerden mağlufa, kötülüklerden iyiliklere, zulümmetten nura, şeytanın esaretinden, ilahi hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş ve yükseliştir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dini direğidir. Her kim onu ikame ederse dinini ayakta tutmuş, her kim onu ikame etmezse dinini yıkmış olur. Namaz biz müminler için bu denli önemli ve kıymetli bir ibadettir. Efendimizin ifadesiyle namaz kılmayan bir mümin ağır bir sorumluluk ve günahın altına girmiş olmaktadır. Namazımızın dinimizi ayakta tutması, bizi kötülüklerden alıkoyması için hiç şüphesiz kıldığımız namazın hakikatine varmamız gerekmektedir. Namazın ruhu, huşu ve kalbin bütün namazdan hazır olmasıdır. Çünkü namazdan maksat kalbi Allah-u Teala'ya bağlamak, heybet ve tazim yoluyla Allah'ı yeniden ve her zaman zikretmektir. Değerli kardeşlerim, bizler huşur ve dikkatle namazlarımızı ikamet ederek dinimizi ayakta tutmaya ve bizleri yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Rabbimiz Celle Celaluhu'ya karşı kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalışırken elimizi ve neslimizi de namaza davet konusunda asla gevşeklik göstermemeliyiz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizlere öğrettiği İbrahim Aleyhisselam'ın duası olan bir ayet mealiyle getirmek istiyorum. Ey Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyundan da böyle kimseler yarar. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Allah'ın rahmeti, inayeti, affı, kurtuluşu bütün inanan kullarının üzerine olsun. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ettâni bümünelde bimimmelâ demmelâ estağfurullâhel azîme ve etûbü ileyhi. Amin. Allah'a emanet olun.
İstanbul'a Müslümanlara yardım et. Milletimizi ve devletimize her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edesin. Bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. İnna Allahi humma bil amdi vel ihsani vel ihtâni vel kurbâ ve yedâ anil fahşâi vel mühkâr vel bâvî. Ya'adukum leallekum tezekkârûn. Sadakallâhu l-azîm. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bana şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bak ve emreder. Çirkin işleri, aldatma bastığını da yasaklar. O, düşünün tutasınız diye size öğüt verir.